Abi bir sakatlık olmaz değil mi bu telefonda? Ne sakatlık olacak? Canavar gibi alet. Karıştırmasana oğlum, bırak. Varsa kartın tak kullan. Ya onu anladık da. Hani sana satanın bir yamuğu varsa falan. Bu tezgahta olmaz o. Saygıdeğer bir abimizden aldık telefonu. Biz hep buradayız. Nerede? Burada. Bu tezgah. İyi de tezgah nerede? Oo, oğlum sen de amma sordun ha. Fabrikasının ortak mı olacaksın? Hakikaten abicim ya. Fıstık gibi telefon işte. Tak hemen kartını. Dün konuştuğumuz fiyat değil mi? Evet. Buyur abicim. Sakatlık çıkarsa sen düş. Bu parayı biriktirene kadar anamız ağzı bizim. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Dur dur. Çalışıyor mu abicim? Çekti lan çekti bak. Dur evi çaldırayım. Aha çaldı lan çaldı. Çalışıyor oğlum bu. Sıfır ucuz aldım vallahi abicim. Bu ikinci eller çok karlı. Sıfır oldu abicim süper. Vallahi çok güzel oldu. Çekiyorum. Çektin mi? İyi çıktı mı? Çıktı çıktı al bak. Çıkmadıysa bir tane daha al. Ya çıktı dedik. Gel sen çek şimdi hadi. Ver. Aa çok pahalı telefon bu ya. Üçe üçe bakmadık artık. Kredi parayı aldık kızlar. Hazır mısınız abicim? Hazırım hazırım çek hadi. Gülümse. Çektim. Bakayım. Bak. Derste ders görüşüyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl ama abi? Acayip olmamız oldu değil mi? Bir numaralar çıkıyor mu bu telefonda? Ne numarası abicim? Eskiden kalma. Telefonun kendi hafızasından. Hepsi de kadın. Sinmemiş mi herif? İsimlere bak. Betül, Nemi, Jale, Natali, Sisi. Natasha. İsim gel ben bunları derim abicim. Kurcala biraz. Belki resimler de vardır. Aha vallahi var oğlum. Hem de ne resimler ha. Abi bu ne ya? Telefon değil hazine. Mirasa konduk oğlum. Ararız bunları akşama tek tek. Babama göstermeyelim ama çatlar fes adından. Evet abicim ya. Miras diye bir yemeğe çırak çıkmıştı koskoca üstü çoban. Hadi gel. Hadi. Alo. Nimi nasılsın? Ben bir hayranın. Abi banda var banda. Ne dalga geçmesi? Fotoğraflarını gördüm. Müthişsin. Su sesi mi o? He? Jacuzzi keyfi. Vay. Abicim ver şunu ya. Hep sen konuştun ver ya. Sus ya. Of. Abi of. Evden mi geliyor dedin sinyal? Emin misin? Evet komiserim eminim. Peki kapa. Abi bir tuhaflık yok mu bu işte? Melek Muhsin dediğin şehrin en proto kadın satıcısı. Adamın ömrü yalılarda, 5 yıldızlı otellerde. Bir de şu eve bak. Yer altına mı çekildi herif? Ne alt etti? Var bir sakatlık. Gidip bakalım mı yakın? Dur. İçeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Takviye isteyeceğim. 3214 merkez. 3214 merkez. Aa. Kalsın mı bu? Bilmem. Hüsnü abiye soralım. Kızım uğraşmayın benimle ya. Uğraşmayın ya tamam mı? Aman kızma be abi be. Sorduk sadece. Kapatsana oğlum şunu. Üf tamam tamam kapat. Çok huysuzsun bu gece be abi. Hiç çekinmiyorsun vallahi. Kusura bakma ama yani. Ya siz gitseniz evinize. Ben tek başıma devam ederim kardeşim devriye. Aa tek başıma huzur içinde. Aa lütfen. Abi geçen gün fazla sayı görmüşler sizin evden çıkarken. Çok komik. Merkez 45-40. Merkez 45-40. 45-40 dinlemedi. Ahlak polisinden gelen bir ihbar. Bir eve baskın yapılacak. Destek istedim. Tamam iyi gideriniz. Adresi alın. Ahududu sokak 6 numara Kanlıca. Anlaşıldı tamam. Olay yerine intika ediyoruz. Ahududu sokak 6 numara. İyi bizim eve de yakın. Abi yakın olduğuna emin misin? Eminim kızım. Ahududu sokak 6 numara. Ne? Ulan bu bizim adres. Ahlak polisinin bizim evimizde ne işi var ya? Ne? Sat sat. Neler oluyor burada kardeşim? Hızır gibi yetiştiniz vallahi komiserim. Uçarak mı geldiniz? Evet uçarak geldim. Burası benim evim. İndirin şu silahları koyun yerine. Sizin eviniz mi? Sağır mısın birader? Pardon komiserim. Bir cep telefonu sinyali aldık.
Sizin evden geliyor. Telefon sahibi kim? Melek Muhsin. Kim kardeşim bu Melek Muhsin? Melek Muhsin kim? Önde gidelim komiserim. Pardon. Suat! Suat aç kapıyı, Suat! Duyuyor musunuz? Suat abla uçmuş yine. Uçuracağım ben onu, uçuracağım. Suat! Suat aç kapıyı, aç! Ya anne! Açsana kapıyı, bu 12 saattir kapıyı çalıyor. Kızım duyuyorsan sen niye açmıyorsun? Allah Allah! Kimseden hayır yok bu evde. İnşallah doğacak olan hayırlı çıkacak. Geldim Hüsnü, geldim! Ay dur Hüsnü, ne oluyor, ne vuruyorsun? Aa, ne işin var senin bu saatte burada, ne oldu? Kader Suat, kader. İçimdeki görev aşkı. Bir baktım, buradayım. Ne oluyor Hüsnü, arkadaşlar kim? Ahlak polisi Suat, ahlak polisi. Ne işleri var burada? Bilmiyorum Suat, ben de onu anlamaya çalışıyorum. Nasılsın Suat abla? Ali ne oldu hayatım, bir şey söylesenize çocuklar, aile. Abi bir de şu Tamara'yı arayalım mı? Oğlum kontras kaldı ya. Olsun ya, yeter o kadar. Ver bu sefer ben arayacağım, tamam. Ben. Nerede lan ışık kapıları, nerede ışık kapıları? Ne oldu ayol? Sen devriyede... Nereden buldunuz lan bunu, ışık kapıları? Ha? Nereden buldunuz bunu? Buna el koymak zorundayız çocuklar. Size satanı okul çevresinde falan görürseniz haber veriyorsunuz hemen, tamam mı? Tamam abi. Ya peki abicim, telefon verdiğimiz para ne olacak? Ben size gerekli ödemeyi yapacağım sonra. Tamam mı arkadaşlar, başka bir şey var mı? Yok komiserim. Yok. İyi gece. Peki, tamam. Hadi, sağ olun. Güle güle, iyi vazifeler. Sağ olun. İyi geceler. Hadi Suat abla, hoşça kal. Görüşürüz Suat abla. Hadi, sağ güle olun, güle hayatım. Sağ olun. Bak bunu saymam ailenim. Oturmaya da gel hayatım. Aşk olsun, gelmez mi? Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Güle güle. Tamam Suat, tamam, uzattım. Misafirliğe gelmediler. O koca topun üstünde debelenmeyi bırak da arada bak şu çocuklara, evin içinde neler olup bitiyor. Bu eşek sıpaları ne halt ediyor, değil mi? Değil mi? Sen de sonra hesaplaşacaksın. Ya baba ya, biz dolandırılmışız o kadar. İçimize oturmuş zaten. Sen ne diyorsun ya? Lan hala konuşuyor. Hala konuşuyor ya. Tamam, tamam. Arsız sıpa. Yıkılın hadi, yıkılın. Oğlum, hadi gidelim. Tamam. Tamam, hadi, hadi, hadi. Hadi durmayın Suat, içeri girin. Tamam hayatım, tamam. Hadi. Sen sakin ol. Ben gerekeni yapacağım onlara. Gözün arkada kalmasın hayatım. Aman Suat, aman, aman. Kim o? Gir içeri ya Suat. Kim arıyor? Alo, gir. Efendim usta. Ha? Sesin gelmiyor. Gitti güzelim telefon abiciğim. İçime oturdu valla. Ben akşamı düşünüyorum. Ne var akşama? Ne olabilir? Ha, anladım babam. Bu ikisi mi çocuklar? Evet Musun abi. Çocuklar bunlar abi. İyi, uza bakalım. Sağ ol abi. Emin olursa beklerim abi. Yalışma lan, yürü. Gaz da yürü. Tamam abi. Çocuklar, bir dakika baksanıza. Efendim. Şu Ecmel Barut denen adamı gidip bir yakından görelim. Bakarsınız bir şeyler çıkar. Çıksa iyi olur. Elimde şimdilik sadece bu var. Heh. Hüsnücüğüm, unutuyordum az daha. Cep telefonumu değiştireceğim. Bunu satmayı düşünüyorum. İkinci el telefon lazımsa. Hani çocukların ihtiyacı için falan. Aklında olsun ha. Ya Rıza baba, siz de mi ya? Sana da iyilik yaramıyor bir çoban. Tanıdık telefon işte, temiz. Ahlak şubede kaydı yok. Daha ne istiyorsun yani? Tamam Rıza baba, tamam tamam. Rıza baba da başladı, ben tamam bittim yani. Abi söylüyorum size. Aldık telefonu ama sattık hemen. Bizim size ticaret işte. Şşş, parazit yapma. Okan ne haber abi, Metin ben. İşlik sıpası ne Okan oğlum, ne oluyor lan orada? Sesi aç abi, sesi aç. Abi ya, dün sana sattığımız telefon vardı ya. Sahibi geldi şimdi. Geri istiyor. Metin, anladım oğlum, anladım. Sakin ol, sakin ol. Sakın panik yapma, huylanmasınlar, tamam mı? Şimdi o adamlara aynen dediğimi söyle. Verilmiş ama bir şartla. 50 kat fazlalığını istiyor. Aferin lan. Görüyorsun değil mi? Yeni nesil nasıl uyanık. Bizi geçecek bunlar. Tamam 50 kat. Telefon alıp çıksın evden, gidiyoruz. Tamam, kabul ediyor. Güzel. Şimdi onları dolaştır biraz. Sonra Dedeoğlu Parkı'nın önüne getir. Merak etmeyin, tamam mı oğlum? Biz orada olacağız. Okey moruk, görüşürüz.
Laflara bak ya, laflara. Okey moruk. Soracağım ben sana moruk. Soracağım. Ya olsun abi. Çocuk birinci sınıf oynadı. Helal olsun valla. Zavva. Tamam. Tamam. Çık hemen. Ahlak polisine de haber ver, tamam mı? Neticeyi de bildirin bana. Tamam Zavva. Hadi. Biz de çıkalım tabii çocuklar. Hadi çıkalım. Biz de çıkalım. Nerede bu arkadaşın evi? Daha önce hiç gitmedim. Telefonda tarif etti ama bulacağız artık, ne yapalım? İyice anladın mı yeri? Anladım anladım. Ya amca seninki değişmi ya. Madem o kadar kıymetli telefonun, sahip çık. Değil mi ama abicim? Çok konuşma, dilini koparırım. Kapa lan çeneni. Ben böyle uyanık çocuklar görmedim hayatımda. Pes yani, bu kadar olur. Ya ya, uyanıktırlar. Eksik olmasınlar. Haddim olmayarak tebrik ederim komiserim. Vallahi çok iyi yetiştirmişsiniz. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun, sağ olun. Eski esnafların dükkanlarında bir yazı asılıdır, görmüşsünüzdür. Şöyle der. Benim için ne düşünüyorsanız Allah size iki katını versin. Öyle diyeyim ben size. Nerede kaldı oğlum bu arkadaşınız? Gelir birazdan amcım, merak etme sen. Yanlış yerde beklemiyoruz umarım. Olur mu abicim? Hem sağlamdır bizim arkadaşımız. Yamuk yapmaz. İçin rahat olsun. Amma çok konuşuyorsun sen ya. Geveze bücür. Ha işte geldi bak. Bu mu arkadaşınız? Kazık kadar adam bu be. Yok, bu arkadaşımızın babası. Hani arkadaşınız geliyordu? Bilemeyeceğim amca, güvenemedi herhalde oğluna. Selam beyler. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Ne haber lan? İyi. Ha? bu sizinmiş, geri istemişsiniz öyle mi? Evet beyefendi. Kusura bakma, yorduk seni de buraya kadar. Estağfurullah ya. Önce bizim oğlanın verdiği parayı geri alalım da. Al bakalım. 50 kağıt da avantadan, uyanık seni. Sağ ol, sağ ol ya, sağ ol. Ama benim de buna karşılık bir şey yapmam lazım, öyle değil mi? Altında kalmamam lazım. Ne diyorsun sen birader? Ben... buldum. Buna ne dersiniz? Ne oluyor lan? Geç lan! Geç buraya, geç. Oley be! Aslan ne oldu? Oley be! Oley! Hiç olmaz mı? Oley! Hiç olmaz mı? Hiç olmaz mı? Yürü, yürü. Tamam abi, dur. Çak abi, çak. Yürü. Yürü, yürü. Geç öyle, yürü. Benzeri yok vallahi. Filmlerde bile görmedim ben böyle kafaya. Göremezsin abicim. Çoban kafası o, çoban. Tamam lan, tamam. Kesin bırakın yağcılığı. Yemezler oğlum, yemezler. Daha bitmedi. Akşam konuşacağız evde. Yapma baba ya. Gel şurada tatlıya bağlanın bu işi. Rahat rahat evimize gidelim. Hakikaten ama baba. Hadi ya, affet bir seferlik. Bir seferlik mi? Ne bir seferlik lan? Kaç sefer oldu? Yani bu seferlik demek istedi baba. Hadi öyle olsun bakalım. Hadi, hadi. Aslan mı da orada? Geç, yürü. Aslan ya. İyi iş becerdiniz lan. Değişik sıfaları. Hadi.